Değerli eğitim gönlüsü arkadaşlarımız, elinizdeki bu CD uzun uğraşların ve uzun çalışmaların sonucunda meydana geldi. Uzun uğraşlar diyorum çünkü bizim çekim aşamasında yaptığımız uğraşların, gayretlerin ötesinde özellikle Sayın Fuat Sezgin hocamızın yaklaşık yarım yüzyılı bulan bir emeği var işin içerisinde. CD'nin kapağında okuyacağınız bir notumuz var. Bu CD ücretsizdir diye. Evet, bu CD ücretsizdir. Sizlere ve isteyen herkese ücretsiz olarak ulaşacak. Ama bu CD bedelsiz değil. Bu CD'de büyük bir emek var ve o emeğin bir bedeli olmalı diye düşünüyoruz. Bizim için bu bedel nedir? Başta Fuat Sezgin hocamızın ve eşi Sayın Ursula Sezgin'in emeklerinin karşılığı olarak bizim de eğitimciler platformu olarak harcadığımız emeğin karşılığı olarak sizlerden bir şey rica ediyoruz. Lütfen bu CD'deki bilgileri çevrenizdeki herkesle paylaşın. Özellikle eğitimci arkadaşlarımızdan bir şey rica ediyoruz. Bu CD'deki bilgilerin yayılmasına katkı sağlamak, çocuklarımızın bilinçaltlarında oluşan bizden adam olmaz, biz bir şeyleri başaramayız ön yargısını kırmak için onlara Müslüman bilim adamlarının, Türk bilim adamlarının buluşlarını tanıtacak olan çalışmaları ödev olarak verin, performans olarak verin, proje çalışması olarak verin. Birçok derste bu CD'de edindiğimiz bilgilerin çocuklarımızın zihin altyapısına işlemeleri ve onların bu bilgileri hayatın içerisinde kullanmalarını sağlayacak çalışmalar yapılabilir. Bir Türkçe öğretmen arkadaşımız Fuat Sezgin'in hayatını ve çalışmalarını ödev olarak verebilir. Bu müzeyle ilgili bir röportaj ödev verilebilir. İş teknik öğretmen arkadaşlarımız derslerinde buradaki eserlerin maketlerini yaptırabilirler. Sosyal bilgiler öğretmen arkadaşlarımız İslam, bilim ve teknoloji tarihiyle ilgili bir takım bilgileri çocuklarımıza ödev olarak, performans olarak verebilir. Yine siz değerli gençlerimiz okullarınızda öğretmenlerinizden ödev isterken, performans çalışması, proje çalışması isterken bu CD'de edindiğiniz bilgileri ve burada size sunduğumuz bilgi kaynaklarını kullanarak değişik çalışmalarla okulunuzda bu tanıtım çalışmasını yapabilirsiniz. Sunum hazırlamanız istendiğinde bu ansiklopedide bulduğunuz bilim ve teknoloji tarihiyle ilgili bilgileri sunum olarak anlatabilirsiniz. Veya dikkatinizi çeken, hoşunuza giden, sizin için ilginç olan buluşları sergilemek veya herhangi bir branştan, işte coğrafyadan olabilir, gök biliminden olabilir veya işte kız öğrencilerimiz için ilginç gelebilir. Diyelim ki kozmetikle ilgili buluşlar var, optikle ilgili buluşlar var. Bunları ödev olarak, sunum olarak hazırlayabilirsiniz. Böylece bu bilgileri arkadaşlarınızla paylaşmış, onlara da duyurmuş ve onlarla da bizim Müslümanlar ve Türkler olarak dünya tarihine, insanlığın ortak mirasına nasıl katkılar sağladığımızı arkadaşlarınızın da öğrenmesine büyük katkı sağlayabilirsiniz. Biz bu çalışmayı yürütürken bize büyük destekler veren teknik çalışmalarımızda işin özellikle görsel kısmında bize büyük katkılar sağlayan Tiyatro Çekirdek ekibine ve onun yöneticisi olan Vural Eykan'a teşekkür ediyoruz. Yine bu çekimlerde bizim her zaman isteklerimizi, ricalarımızı yerine getiren ve bize büyük destek sağlayan Sayın Selim Kuru'ya çok çok teşekkür ediyoruz. Elbette ki burada asıl büyük teşekkürü hak eden bu projenin yürütülmesini sağlayan, bu projenin hayata geçmesini sağlayan siz değerli öğrencilerimize ve eğitimci arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Umuyoruz ki bu çalışma Sayın Fuat Sezgin'in insanlığın ortak mirasına yaptığı katkılarla beraber onun varlığını tespit ettiği, dünyaya tanıttığı bir nevi bizim yitik hazinemizin keşfi sayılacak olan İslam bilim ve teknoloji tarihine ait eserlerin bulunmuş olması çalışmalarından dolayı Sayın Fuat Sezgin hocamıza ve eşi Ursula Sezgin'e de çok çok teşekkür ederim.